Avrupa'ya gideceğiz için şimdi Avrupa'da bir ülkeye. Çünkü Avrupa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda. Çok zor günler geçiriyor Avrupa kıtasındakiler sıcak hava dalgası nedeniyle. Hatta uzmanlara göre bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta başı itibariyle son 20 yılın en sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkabilir uyarıları da var. Londra'ya gideceğiz. Alparslan Düven bizi bekliyor. Çünkü özellikle İspanya, İngiltere, Fransa ve çevre ülkeler için uyarılarda bulunuyor uzmanlar. Hemen gidelim, dönelim. İngiltere'de, Londra'da bizi bekliyor Alparslan Düven. Çok sıcak hava biliyoruz Alparslan. Ama 45 dereceye kadar da yükselecek diye uzmanların yorumları var. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii İspanya ve Portekiz son bir ay içinde ikinci kez sıcak hava dalgasının etkisine giderken Fransa ve İngiltere'de de önümüzdeki günlerde kavurucu sıcakların yaşanması bekleniyor. Birleşik Krallık'ta ise İngiltere ve Galler'in büyük bir bölümünde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilen aşırı sıcak hava uyarısı yayınlandı. Tabii aşırı sıcaklık uyarısı günlük yaşam ve insanlar üzerinde yüksek etkiye sahip. İkinci en yüksek uyarı seviyesi olarak tanımlanıyor. Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu MET, ülkedeki yüksek sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar devam edeceğini söylerken, yetkililer pazar gününden pazartesiye kadar İngiltere'nin güneydoğusunda sıcaklıkların 35 dereceyi aşmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. İspanya'nın meteoroloji ajansı AEMET ise ülkenin iç bölgelerinde Candelaria'da sıcaklığın akşam 18'den sonra 43.3 santigrat dereceye ulaştığını açıkladı. Tabii sıcaklık güneydeki Sevilla kentinde 42.4 derecede, güneybatıdaki Badajoz ve Merida şehirlerinde ise 42 dereceyi görmüş durumda. Yine İspanya meteoroloji yetkilileri sıcaklığın bazı bölgelerde perşembe ve cuma günleri 46, bazı noktalarda da 45 derece olacağı tahmininde bulundu. Avrupa'da sıcaklığın önümüzdeki günlerde biraz daha artması bekleniyor. Bu da tabii ülke genelinde, Avrupa genelinde de bir endişe yaratmış durumda diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.